Merhaba, benim adım Mustafa Koç. Şimdi size büyük aile öğrenme esnekliğine dayalı kalıcı bütünleşik modelden bahsedeceğim. Her şeyden önce neden böyle bir modele ihtiyaç duyuldu sorusu aklınıza gelebilir. Kan grubunuzu bilirsiniz sanırım ve bu hayati bir öneme sahiptir. Ama hayati bir öneme sahip olan başka bir şey daha var ki onu ihmal ederiz. O da nasıl öğrendiğimizi bilmeyiz. Sadece biz değil, çocuğumuzun da nasıl öğrendiğini bilmeden onu eğitim hayatına bir anlamda başlatıyoruz. Aslında şöyle söylüyoruz, öğrenemeyen çocuk yoktur. Nasıl öğrenemeyeceğini bilen çocuklar vardır. Örneğin bir çocuk işitsel olarak öğrenme stiline sahip. Bu şu anlama geliyor, bu çocuğun öğrenmesi için işitmesi için de ortamın uygun olması gerekiyor. Sesin ve gürültünün olduğu ortamlarda dikkati hemen dağılır. Bu çocuk aynı zamanda kinestetik olsun. Bu çocuğu öğretmeni dinlerse ve dinlediğinde bir önem atfederse dinlerken bir şeylerle uğraşacak. Ve ancak bir şeyle uğraşarak dinleyebilir. Ve ancak o uğraşmalar sayesinde etraftaki sesleri bir anlamda kontrol edebilir veya tolere edebilir. Fakat öğretmen öğrencinin bu not almasını ders dinlemiyor, ilgisi şeklinde değerlendirerek bir anlamda önlemler alma ihtiyacı hissedebilir. Ve öğretmen bu önleme rağmen öğrenci ısrarla bu şekilde ders dinler. Ders biter ve öğretmen anlattığı konularla ilgili soru sorar. Ve çok ilginçtir. Az önce hem ders dinleyip hem not alan öğrencinin sorulara cevap verdiğini görür. Ve şöyle söyler. Bu çocuk not alarak, bir şeyler uğraşarak, bir şeyler yazarak, çizerek ders dinliyor. Bir de sadece ders dinlerse ne olur diye bir varsayım geliştiriyor. Ve bu anlamda da çocuğun belki de ders dinlemesini ve öğrenmesini sağlayacak en önemli unsuru elinden almış oluyor. Bu bağlamda baktığımız zaman belki de öğrenme stilini bilmeden birçok öğrenciyi sistemden etiketleyerek dışlayabiliyoruz. İşte bu model her şeyden önce çocuğun her yönüyle olabildiğince tanınmasını bilişsel, duygusal, sosyal, zihinsel, psikolojik olarak tanınmasını ve bu tanınma sadece bizim değil ona tanıtmayla ailenin buna ilişkin farkındalığını geliştirerek ve gözlemler yapmasını sağlayarak ve bu gözlemlere dair önlemler almasını sağlayarak nasıl? Anlık değil, bir defa değil, gelişimsel olarak iyi olanı korumak, eksik olanı geliştirmek ve zayıf olanı iyileştirme adına yapacağımız her şeyi içeriyor. Ve bu süreç, bu model aileyi, öğretmeni, öğrenciyi, okulu ve toplumu birlikte sistemin içine kaydediyor ve bu bağlamda son olarak belki de şunu söyleyebiliriz. Bu model toplum temelli bir eğitim anlayışını oluşturuyor diyebilirim. Sistem öncelikle bazı verilerimiz tarafından ön yargıyla karşılandı ama tanıtım sonrasında sorumluluk duygusu ve liderlik duygusu bakımından faydalı olacağını düşündüler. Ve bazı süreçlerde her ne kadar öğretmenin üstüne yük yüklüyormuş gibi gözükse de sınıfta sessizliği sağlama bakımından aslında öğretmenin yükünü büyük miktarda azaltıyor. Örneğin ben liderlerin hepsini sınıfı kendi liderlerinin, kendi grup üyelerinin sessizliğinden sorumlu olduklarını söyledim. Ve böylece bir ders önce derste en fazla konuşan liderimiz bir ders sonra yanında konuşanı susturmaya başladı. Bu bakımdan ben en çok faydasını gördüm. Tabii sessiz olan, konuşma sıkıntısı çeken utangaç öğrencilerimiz tarafından da onları sosyalleştirmesi olsun ya da konuşma korkusunu yenmeleri de olsun birçok olayda da yine olumlu dönütler aldık. İnşallah bu şekilde devam ederek bu sistemi güzel bir şekilde oturtmak istiyoruz. Merhabalar, ben 1B öğretmeni Seval Abdullah. Büyük ailem öğrenme modeliyle başladık bu yıl. Ben bu yıl kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü geçen yıllardaki olan sıkıntıları bundan sonra yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bu sisteme gönülden inanıyorum. Öğrencilerimle bu hafta biraz denemeler yaptık. Özellikle liderlikle ilgili denemeler yaptık. Hayal köşesini kullandık. Hayal köşesinde çocukların çok güzel şeyler anlattıklarını fark ettik. Geçen yıllarda ise sadece biz önderdik. Bundan sonra öğrencilerimizin önder olacağının farkındayız. Onların bütün özelliklerini, önemli olan özelliklerini ön plana çıkaracağız. Bu model eminim ki aileleri
biz öğretmenleri ve çocuklarımızı mutlu edecek. Böyle düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Merhabalar, Sevanur Dilberoğlu, Soyu Vakfı İlkokulu Duygu Eğilim Merkezi sorumlusu ve aynı zamanda Yetenek Keşif Merkezi sorumlusuyum. Bu sene öğrenme esnekliğine dayalı büyük aile projesiyle gerçekten güzel bir giriş yaptık. Çok mutluyum, çünkü kendi adıma çok mutluyum, öğrencilerimiz adına çok mutluyum. Sebebi de bizim zaten rehberlik adına yaşadığımız bütün sıkıntıları, bütün sorunları bu proje bertaraf edecek. Aynı zamanda birebir çocukların bütün kendilerinin özel yetenekleri, ailelerin herhangi bir isteği varsa bu doğrultuda çocuklarıyla alakalı. Bizler bunu ortaya çıkartacağız. Daha önce mutlaka ki biliyorsunuzdur Montessori eğitimi vardı. Hatta birçok okul bunun reklamını da yapıyordu. Montessori eğitiminin daha üst versiyonu olarak biz bu projeye gerçekten gönülden destek vereceğiz. Hatta başladık. Yavaş yavaş çocuklarımızın ne kadar mutlu olduğunu, özellikle hayal köşelerinde kendilerini ifade ederken, velilerimize çocukları bu anlamda tanıdığımızda, yönlendirdiğimizde kendilerinin ne kadar mutlu olduklarını ifade ederken gördük. Bizi daha da mutlu etti tabii ki. Evet, teori aşamasında olabiliriz. Yalnız pratik olarak buna çok hazır olduğumuzu bütün bir kolej olarak görüyoruz. Amacımız diğer bütün sınıflara da bunu oturtturabilmek. İnşallah beraber güzellikle bu çalışmaları sonlandıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Hasan Niş, Beden Eğitimi ve Spor Dersi öğretmeniyim. Sakarya Üniversitesi Vakfı Özel Okullarından saygılar, sevgiler. Büyük aile öğrenme modelinde çocuklarımızın pekiştirerek öğrenme dediğimiz süreci yaşamalarını istiyoruz. Bir arada, birlikte paylaşarak öğrenme, merakı güdüleyerek öğrenme anlayışını öğretmeye çalışıyoruz. Yani esasında öğrenmek veya öğretmekten çok nasıl öğrenileceğini öğretmeye çalışıyoruz. Gayemiz, amacımız budur. Çocuklarımıza bir ışık tutmak, bir yol göstermek ve o yolda gidebilmelerini, kendi başlarına gidebilmelerini sağlamak hedefimiz, isteğimiz ve irademiz bu yöndedir. Burada büyük aile öğrenme modelinde çocuklarımızın bir araya gelerek, onlara gösterdiğimiz yol ışığında meraklarını güdüleyerek, onlara gösterdiğimiz yol ışığında birlikte tartışarak, münazara yaparak, fikir alışverişinde bulunarak öğrenmelerini ve konuların öğrenmesini sağlamak. Hedefimiz budur. Burada ailenin rolü çok önemlidir. Ailenin desteği çok önemlidir. Burada büyük ailem öğrenme modelinde siz değerli, sevgili, kıymetli velilerimiz, lütfen çocuklarımızla olan eğitim öğretim modelimizde bize sonsuz destek vermeye gayret edin. Bu gayretiniz bizleri mutlu edecek, çocuklarımızı mutlu edecek. Bu mutluluk sürdürülebilir bir öğrenmeye doğru yol almamızı sağlayacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Büyük aile projemizi sınıfın ve bütün öğrencilerin derse katılacağını düşünüyorum. Herkesin yapacağı görevler vardır. Ama o safhalardan herkesin geçmesi çok güzel bir olay olduğunu düşünüyorum. Ülkemize ve kurumumuza, herkese hayırlı olmasını diliyorum. Merhabalar. Bu yıl okulumuzda ilk kez pilot olarak büyük aile öğrenme modeli eğitimi uygulanacak. Bu modelin çocuklarımızda öğrenmeyen çocuk kalmama ilkesini taşıyor. Model olarak öğretmen ilk önce sınıfa girecek. Sınıfta gün, ay, yıl, doğum tarihine göre kümelere ayrılmış olan gruplardan birer tane lider seçilecek. Bu seçilmiş olan liderin bir tane yardımcı seçmesi istenecek. Fakat çocuğa bu yardımcıyı seçerken bir daha aynı kişi yardımcı seçemeyeceği anlatılacak. Gruptaki herkes tekrar sıra gelene kadar bir daha lider olamayacak. Burada amaç çocukların öncelikle hangi zekaya sahip olduklarını saptayıp kinestetik mi, görsel zekaya mı, duysal zekaya mı sahip olduklarını saptayıp liderleri her kümeden farklı şekillerde ona göre belirlemek. Çünkü sınıf içerisindeki her çocuk farklı zekaya sahiptir. Bazıları görsel zekaya sahiptir, bazıları kinestetik, bazıları ise duysal zekaya sahiptir. Öğretmenimiz sınıf içerisine giriyor, herhangi bir konuyu
geliyor. O gün anlatıyor çocuklarımıza. Sonrasında öğretmenimiz çocuklarımızdan küme küme, diyelim sınıfta 4 tane küme var, konuyla ilgili birer tane soru üretip öğretmenimize yönlendirmelerini istiyor. Liderlerimiz, grubun lideri olarak soruyu öğretmenine iletiyor. Ardından öğretmenimiz bu soruları tek tek cevaplıyor. Ve sonrasında liderlerden her liderin masasına anladığı kadarıyla bu sorudan ne anladığını, yani bu konudan ne anladığını çocuklara anlatmasını istiyor. Her lider masasına konuyu anlattıktan sonra saat yönünde diğer masaya geçiyor. Diğer lider diğer masaya. Lider yardımcısı da bu anda ters saat yönünde farklı masaya geçiyor. Uygulama bu şekilde devam ediyor. Bu arada yine sınıfımızda sınıf başkanı var, eski sistemde olduğu gibi. Sınıf başkanımız da masalarda öğrendiğini düşündüğü öğrencileri, ortada bulunan bir etkinlik masamız var yine konuyla alakalı, oraya yönlendiriyor. O etkinlik masasında konuyla ilgili yapbozlar var, eğitim materyalleri var. Bunları kullanarak öğrendiğini pekiştirmesi destekleniyor bu açıdan. Bu arada sınıf öğretmeni ne yapıyor? Sınıf öğretmeni de elinde bir tablet var. Bu tablete çocukları gözlemliyor ve onlarla ilgili belli notları gerçek bir şekilde orada ne yaşadıysa tablete giriyor. Ve bu notlar üniversite tarafından kurulmuş olan bir sistemimiz var. O sistemde toplanıyor. Toplanan bilgiler bir araya geldikten sonra zaman içerisinde çocuğun durumu netleşiyor. Öğrenme zorluğu var mı veya zekası çok mu, IQ çok mu yüksek? Bu durum netleşiyor. Üniversitemiz tarafından kurulmuş bir akademik kurul var. 23 kişilik bir ekip var. Çocuğu birebir takibe alıyor. Her çocuğu sistem sayesinde ayrı takibe alıyor ve gerekli durumlarda veli ile iletişim kurarak çocukla ilgili yönlendirmeler yapıyor. Uygulamalar istiyor çocukla ilgili. Aynı zamanda öğretmen konuyu anlattı sınıf içerisinde, çocuklar teneffüse çıktı diyelim. Teneffüs esnasında sınıflarımızın yanında ekranlarımız var, televizyon ekranlarımız var. Burada da içeride görmüş olduğu konuyu öğrencimiz ekranlarda izlemeye devam ediyorlar. Ve bunun yanı sıra okulumuzda uyguladığımız bizim branş derslerimiz var. Diyelim görsel sanatlar. Biz o gün meyveleri işlediysek eğer dersimizde, bu bir örnek tamamen. Meyveleri işlediysek görsel sanatlarda da meyve resmi çiziliyor o gün. Müzik dersinde de meyvelerle ilgili şarkı söyleniyor. Beden eğitiminde de yine meyvelerle alakalı oyunlar oynanıyor. Bugün çocuk okula meyveler konusuyla girdiyse çıkışta da meyveler konusuyla günü bitirerek pekiştirmeli öğrenme sağlıyor. Hatta hala öğrenemediğini düşündüğümüz öğrencilerimiz varsa pekiştirme sınıflarımız var. Pekiştirme sınıfımızda 4 tane öğrenciyi okul bitiminde farklı bir saatte öğretmen alıyor. Yani bunu şöyle düşünelim. Balık denizde yüzüyor. Yüzmeyi öğrenemedi diyelim. Havuza alıyoruz. Birebir öğretiyoruz. Ardından tekrar öğrendiğinde bu konuyu tekrar sınıfında arkadaşlarıyla birlikte eğitimine devam ediyor çocuğumuz. Sonrasında umuyoruz ki gözlemlerimize de güvenerek bu projenin çok etkili olacağını düşünüyoruz. Burada çünkü çocuğa göre bireysel eğitim var, eğlenceli eğitim var. Aynı zamanda velilerin de katılımını sağladığı eğitim var. Velilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Velilerimizin meslekleri de gözaltına alınarak, yani bilgiler gerekli yerlerde toplanarak velilerimizden de esnek eğitim modelimizde bazı destekleri istiyoruz. Velilerimizi de belli bir sisteme mesleklerini kaydediyoruz. Sonrasında velimizden diyelim meslekler konusunu işliyoruz. Meslekler konusunu işlerken velimizle ilgili ya canlı bağlantı kurabiliriz veyahut da velimizden konuyla ilgili
bir video çekip bize göndermesini talep edebiliriz. Dersi anlattıktan sonra sınıflarımızda bulunan bu dev ekran akıllı tahtalara velimizin görüntüsünü yansıtarak öğrenme yönünde yine pekiştirme sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda yine öğrencilerimizin orada anlatırken anne babalarını görmeleriyle birlikte daha mutlu bir öğrenme sağlamalarına destek oluyoruz. Yine teneffüs saatlerinde çocuklarımız nöbetçi öğretmenler tarafından da gözlem altında tutulacak bu sistemde. Teneffüs anında çocuklar koridorlarda gezerlerken yaka kartlarında çocuklarımızın isimleri olacak. Nöbetçi öğretmenimizde de yine bir tablet olacak. Bu tablette nöbetçi öğretmen gördüğü gerçek kayıtları tablete not alacak. Bunlar da yine sistemin çocuğu değerlendirilmesinde oldukça katkı sağlayacak. Umuyoruz ki çok etkili olacak bu sistem. Şimdiden bu konuda hepimiz çok heyecanlıyız arkadaşlarla birlikte. Çocuklarımız için verimli olmasını canı gönülden diliyoruz. Sakarya Üniversitesi Özel Okulları olarak büyük aile esnek öğrenme modeli için bütün çalışmaları hazırladık. Bu sene itibarıyla anaokul 6 yaş ve 1. sınıflarda bu projeye geçiyoruz. Amacımız çocuklarımızın doğduğu andan itibaren üniversiteye akredite olmak ve testleri yapılmak ve günümüzde sınav kaygısı yaşayan çocuklarımızın sınav stresi olmadan performanslarını ortaya çıkaracak ve keşifle öğrenme, tam öğrenme modeliyle çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarıp iyi bir insan modeliyle bu topluma kazandırmak. Bunun için sınıflarımızı hazırladık, öğretmenlerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık, velilerimize seminerlerimizi yaptık ve inanıyorum ki bu projenin sonucunda çocuklarımızın gerçek kapasitesinin ortaya çıkmış olacak. Tabii burada farklı uygulamalar, karakter eğitimi, duygu eğitimi, yıldız yarışmaları gibi çalışmalar yapılıyordu. Şimdi bu sistem sadece bir okulun ukdesinde değil, üniversitemize kurmuş olan bir komisyon tarafından da takibini yapılarak bize geri dönütlerin uygulanmasını, neticelerini görmüş olacağız. Büyük ailem esnek öğrenme modeli hiçbir çocuğun bir başka çocukla kıyaslanmadan kendi kapasitesi çerçevesinde yapabileceklerini maksimum derece çıkaracak bir sistem. Artı eğer çocuğumuzun kendi içerisinde bir eksikliği varsa, öğrenmeyle gibi sıkıntısı varsa pekiştirme sınıflarında da bunun giderilmesi sağlanmış olacak. Kaldı ki eğitim fakültemiz, üniversitemizin bir okulu olmasından dolayı da eğitim fakültemizin her daim burada bir çalışmalarımızı gözden geçireceği ve bize yardımcı olacağı muhakkaktır. Bu sistemin ümit ediyorum Türk eğitim sistemine bir katkı, bir soluk kazandıracağına inanıyorum ki gelişmiş ülkelerdeki eğitim öğretim müfredatına baktığımızda çocuklarımızın maalesef mutlu olmadıklarını görüp İnşallah bu sistem vesilesiyle de çocuklarımızın okullarında mutlu, severek geldikleri, başarılarını maksimum derecede artırılabildikleri bir sistem olacaktır. Hepinize teşekkür ederim.